Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bizlere sonsuz nimetlerini lütfeden yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Onun habibi iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi salatu vesselama salatu selam tahiyyatul ikram olsun. Kıymetli Manisa ETV izleyicilerimiz, bir müftülük saatinde sizlerle birlikte olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Sizler ekranlarınızın başına, değerli konuğumuz, stüdyomuza hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostlar, bugünkü müftülük saati programında yine çok önemli konu, müminin miracı olan kurbiyet sırrı namazı konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Yunus Emre İlçe Vaizimiz, çok kıymetli hocamız Recep Yaşar hocamla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyiyiz, teşekkür ederiz. Rabbim afiyet, sağlık, sıhhat versin. Amin, cümlemize hocam. İnşallah. Değerli hocam, müminin miracı olan mümini tezkiye eden, temizleyen namazı inşallah bugün konuşacağız değerli hocam. Rabbim istifade edebilen kullarından eylesin inşallah. Amin. Amin inşallah. Değerli hocam, öncelikle namaz nedir ve bunun önemi nedir? Nerede farz kılınmıştır? Bundan biraz bahsedebilir misiniz kıymetli hocam? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime başlamadan önce bizleri ekranları başında izleyen izleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı hepimizin, herkesin üzerine olsun inşallah. Amin. Değerli hocam, Allah Celle Celaluhu biz kullarını dünyaya imtihan için göndermiş ve imtihan için gönderdiği kullarını bu dünyada başıboş bırakmamıştır. Bir takım sorumluluklar, bir takım görevler yüklemiştir. Zaten ayet-i kerimede اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولَ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar iman ettim, iman ettik demeleri suretiyle başıboş bırakılacaklarını mı zannederler? İmtihana tabi tutulmayacaklarını mı zanneder? İman etmek yetmiyor tabii. İman etmek yetmiyor. Allah'ın diğer bizden istedikleri ibadetler yerine getirmemiz gerekmekte. Bunların da en önemlisi 5 vakit kıldığımız namazlardır. Evet. Zira dünyada baktığımızda aslında her kötülük Allah'ı unutmaktan, Allah'a karşı gafil olmaktan kaynaklanmakta. Namaz da adeta bizi Allah'a karşı olan sorumluluğumuzu her daim hatırlatmakta. Namaz bizi yaratan, bizi yaşatan, bize sayısız nimetler bahşeden Allah-u Teala'ya karşı en önemli görevimizdir. Zira baktığımızda bu bir aynı zamanda kulluk görevimizdir. Çünkü Allah-u Teala ayet-i hadis-i şerifte aynı zamanda namaz es-salatu imadüddin, dinin direğidir. Femen agameha fekad agameddin. Namazını kılanlar dinini sağlamlaştırmış olur. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينِ Namazı terk edenler adeta dinini yıkmış olur şeklinde buyurulmakta hadis-i şerifte. Namazı adeta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinimizin direği olarak ifade etmiş. Evet, temel vazife. Siz aynı zamanda mi'racül mü'min dediniz. Mü'minin mi'racı dediniz hadis-i şerifte de geçmekte. O kadar önemli bir ibadet. Zira bu namazla alakalı ayet-i kerimelerde karşımıza çıkmakta. Hadis-i şeriflerde de yine karşımıza çıkmakta. Önemli bir ibadet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah bin Mesud gelerek Ya Resulallah eyyül ameli ehabbü ilallahü teala. Ya Resulallah, Allah'a karşı en sevimli amel hangisidir diye soruyor. Tabi bu tip sorulara Peygamber Efendimiz bazen farklı cevaplar vermiş. Bu Abdullah bin Mesud'un bu sorusuna Peygamber Efendimiz "As-salatu ala vaktiha" vaktinde kılınan namaz şeklinde buyurmuş. Peygamber Efendimizin bu tip sorulara farklı cevap vermesinin nedeni karşısındaki soru soranın muhatabının halet-i ruhiyesini bildiği için bazen farklı cevaplar vermiş. Ama burada da
Abdullah bin Mesud'un bu sorusuna Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namaz şeklinde buyurmuş. Abdullah bin Mesud sümme eyyuh, ya Resulallah sonra hangisidir dediğinde birrul valideyn, ana babaya iyi davranmak şeklinde buyurmuş. Daha sonra sümme eyyuh ya Resulallah, sonra hangisidir ya Resulallah dediğinde el cihadu fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmektir diye buyurmuş. Yani namazı işte Allah yolunda cihada, ana babaya karşı iyi davranmakın en önüne koymuş. Demek ki önemli bir ibadet. Yine başka bir hadis-i şerifte baktığımızda namazın önemiyle alakalı olarak bazen Peygamber Efendimiz ashab-ı kirama soruyor. Bazen ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e soruyor. Böylece sohbet ortamı açılmış oluyor. Bir defasında Peygamber Efendimiz ashab-ı kirama soruyor. اَرَائِتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. Ne dersiniz? Birinizin evinin önünden bir nehir aksa ve bu evinin önünden nehir akan kimse günde 5 defa o nehirde yıkansa هَلْ يَبْغَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٍ, o kimsede kir namına bir şey kalır mı diye Peygamber Efendimiz ashab-ı kirama soruyor. Namazın önemini ashab-ı kirama öğretmek, göstermek için Peygamber Efendimiz soruyor onlara. Onlar da لَا يَبْغَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٍ, ya Resulallah böyle bir kimsede kir namına bir şey kalmaz diyor. Şimdi biz de düşündüğümüzde evimizin önünden bir nehir aksa, günde 5 defa o nehirde yıkansa kir namına bir şey kalmaz. Ashab-ı kiram da bu şekilde cevap verince Peygamber Efendimiz مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْهُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَاءَ, işte günde 5 vakit kılınan namaz da bu şekildedir. Kişi büyük günahlar hariç işlemiş olduğu hataları, kusurları o namazlarla silip yok eder şeklinde buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii 5 vakit namazın kılınmasıyla alakalı olarak yine Peygamber Efendimiz işte Allah-u Teala 5 vakit namazı farz kılmıştır. Kim namazını, abdestini güzel bir şekilde alır, daha sonra vaktinde namazını kılarsa, rükûsunu, secdesini güzel bir şekilde yaparsa Allah-u Teala o kimseyi cennete koyacağına dair ahdi vardır şeklinde buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine baktığımızda namaz ile alakalı olarak birçok hadis-i şerif karşımıza çıkmakta. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri gelerek ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsan farz olan namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan'da da oruç tutarsan cennete girersin şeklinde buyurmuş. Zaten işte hadis-i şerifte de Büniyel İslamu ala hamsin, İslam dini 5 temel esas üzerine kurulmuştur. İşte şehadete la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah ve ikanus salah diye devam ediyor. Namaz kılmak da İslam'ın 5 temel esasından biri olarak ifade edilmekte. Yani bizler Allah'ın farz kıldığı, bizden istediği bir sorumluluk namaz. Sorumluluğumuzu yapmamız gereken bir ibadet. Zaten her halde ve her şartta kılmalıyız. Zira baktığımızda hani bunun kaçarı yok, kurtuluşu yok veyahut da mazereti yok diyebiliriz. Zira ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu رِجَالٌ لَا تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْنُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ. Hiçbir ticaretin, hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar vardır ki mescitlerde sabah akşam, camilerde sabah akşam Allah'ı tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin kıvranacağı bir günden korkarlar şeklinde buyurulmakta ayet-i kerimede. Yani namaz kılmamanın aslında baktığımızda ayet-i kerimelerde de hadis-i şeriflerde de bir mazereti yok. Peygamber Efendimiz bazen öyle bir tepki vermiş ki gidip namazı gelmeyen, namaz kılmayan kimsenin evini adeta ateşe veresim gelir şeklinde buyurmuş. Aynı zamanda tamam dinimiz namaz kılmayı emretmiş bize ama tabii bir takım kolaylıklar da sağlamış. Baktığımızda işte mesela su bulamayan kimse namaz için abdest alması gerekir. Ama su yok. Su bulamadığı zaman kolaylık, teyemmüm diye dediğimiz bir şey var. Her halükarda namazı kılacaksın diyor. Evet. Yani su olmasa da teyemmüm ederek namazı kılacaksın. Veyahut da bir tehlike var.
Yani arabanın üstündesin veyahut da bir binetin üstündesin. İndiğinde, namaz kılmak için indiğinde işte bir hayvan saldırısından dolayı korkma gibi böyle bir ihtimal var, bir tehlike var. Böyle bir durumda arabanda bile kılabilirsin şeklinde buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Yine mesela yolculuğa çıktığımızda 4 rekat farzları 2 rekat olarak kısaltma imkanı var. Kolaylık veriyor. Kolaylık verilmekte. Ya işte baktığımızda ayakta başladığın rükû, kıyamda durma ihtimali olmayan kimselerin oturarak namaz kılmaları ve oturarak namaz kılma ihtimali olamayan kimselerin yattığı yerden bile namazını kılmasını ifade eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifler var. Tabii değerli hocam, bizler imanın kalbine yerleşmiş ve gerçek mümin niteliğini kazanmış bir Müslümana namaz kılmak ağır gelmez. Çünkü Allah-u Teala istemiş bizden bunu. Bizler mesela şuradan giderken bir arkadaşımız çağırsa, bize bir çay söylese, değil mi? Daha sonra gördüğümüzde biz ona çay söylemeye çalışırız. Veya bir yemek söylese biz ona bir şeyler ikram etmeye, bir şeyler yapmaya çalışırız. Bize sayısız nimetler bahşetmiş olan Allah-u Teala, bizde veya bize 24 saat bahşetmiş olan Allah-u Teala, bugün 24 saatin bir saatini kendisi için, namaz için bir ibadete ayırmamızı istiyor. Bize zor gelmemeli. Her halükarda, her şartta kılmaya çalışmamız. Ayet-i kerimede zaten وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ. Namaz kılarak ve sabrederek Allah-u Teala'dan yardım isteyin. Yardım dileğini şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkalarına ağır gelir şeklinde buyurulmakta ayet-i kerimede. Namazda bir sabır işi değil muhterem hocam. Mesela sabrın üç türlüsü var ya, ubudiyette sabır, işte zorlukta, bela ve şefkette evet. Sabır. İşte efendim, ibadette sabır. İbadette sabır. İşte bu üç türlü ne bileyim, namaz. Namazda aslında bir sabır işi. Çünkü sabah namazına kalkacaksın. Mesela özellikle şu an kışın mesela. Hadi burada biraz daha ılık geçiyor da bizim özellikle doğu tarafında. Buz gibi hava, kalkacaksın o buz gibi suda. Buz gibi havada, buz gibi suda. Sıcacık yatağı bırakacaksın. Allah'ın divanına doğru. Hakikaten de aslında büyük bir sabır işi. Evet. Zaten o yüzden Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ مَا السَّابِر۪ينَ İşte Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlerin mükafatı cennettir derken işte bu hem saymış olduğunuz şeyler var hem de ibadetteki sabrın en güzel örneği namazda devam yani ediyor. Yani şeytanın vesvesesine karşı adeta cehd ediyorsun, gayret ediyorsun. Sabırlı oluyor insan. Dediğim gibi namazı kalkıp namazını eda ediyor. Evet. İnşallah hepimizin namazı en iyi şekilde eda edenlerden yesin. Amin. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam, malumunuz hocam, Hazreti Ayşe annemiz kalkıyor gece bakıyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam secdede. Hatta o kadar uzun sürüyor ki bir an sanki Resulullah aleyhissalatü vesselam ruhunu teslim ettiğini endişe evet. ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, neden kendini bu kadar yıpratıyorsun? İşte sonuçta Rabbim senin geçmiş gelecek bütün günahlarını affetmiş, affolunmuş bir kulusun sen. Hani niye kendini bu kadar yani harap ediyorsun? Yani müthiş bir cevap hocam, yani bizim için yani asra ışık olacak müthiş bir cevap hakikaten de. Şükreden bir kul olmayan mı? Yani gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş peygamber var. Bizler günahkar, hatası, kusuru olan insanlar olarak bizim daha çok ihtiyacımız var namaza. Evet. Rabbim inşallah hakikaten de. Amin. Amin inşallah Rabbim ibadeti taatinde olan kullarından desin. Peki kıymetli hocam, namaz kılmanın hükmüyle alakalı ne söylemek istersiniz? Hükmü nedir? Şimdi değerli hocam, namazı kılmayan kimse... Kılmayan kimse ne olur veyahut da... Namazın farz oluşuna inanmadığı için kılmayabilir. Yani kılmayabilir derken kılmamıştır. Bu kimse zaten Müslüman değildir. Hani namaz farz değildir kardeşim, namaz kılmakla... ibadet mi olur? Namazı gibi. Kabul etmeyen adam namazı zaten, kabul etmeyen evet. zaten Müslüman değildir. Kimisi de belki Allah muhafaza namazı önemsemediği için kılmıyordur veyahut da tembelliği için kılmıyordur, ihmalkarlığı için kılmıyordur, unuttuğu için kılmıyordur. Tabii zaten dediğim gibi farz oluşuna inanmadığı veyahut da bu ibadeti hani hafif gördüğü için, önemsemediği için kılmıyorsa bu kimseye zaten mümin diyemeyiz. Bu adam zaten namazı evet. hafife alıyor, evet. Namaza inanmıyor. Demek ki mümin olamaz.
yani Allah'ın kesin emrine, hem ayet-i kerimelerde geçen hem hadis-i şeriflerde geçen bu kesin emrine inanmamakta. O yüzden bu kimseye mümin diyemeyiz. Farz oluşuna veya önemine inandığı halde tembelliği, ihmalkarlığı veya meşguliyet sebebiyle şer'i bir özrü olmadan namazını kılmayan kimse günaha girmiş olur. Büyük günaha girmiş olur. Günahkar olmuş olur. Büyük günah oluyor değil mi? Size büyük büyük günaha girmiş olur. İbadeti. Evet, bile bile yani bile bile demek ki böyle ihmalkar. Namazın farz olduğunu da biliyor ama hiçbir mazereti olmadan gitmiyor, kılmıyor. Bu kimse büyük günaha girmiş olur. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta yani bu kimse hani sanki böyle küfrün kenarındaymış gibi ifade etmekte. Beynel küfri vel abdi vel imani terkü salah. Küfür ile iman arası namazı terk etmektir şeklinde buyurmuş. Yani namazını kılmayan, terk eden kimseyi adeta küfre düşmek üzere olan bir kimseye benzetmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten bazı mezheplerde de namaz kılmayan kimseye direkt kafir itham eden mezhepler de mevcut değerli hocam. O yüzden yani namaz önemli bir ibadet. Namazlarımızı kılmalıyız. Namazlarımızı hiçbir mazeret beyan etmeden kılmalıyız. Kendimiz kıldığımız gibi aynı zamanda çoluk çocuğumuza da kıldırmalıyız. Kılmalarını sağlamalıyız. Zaten Peygamber Efendimiz ayet-i kerimede geçmekte ve mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Ailene namaz kılmada emret vastabir aleyha ve sen de bu konuda sabır göster. Yani onların namaz kılmalarını sağla. Onların namaza alışmalarını sağla şeklinde buyurulmakta ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mürus sabiyye bis salati izâ belâve seb'a sinin. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namaz kılmayı emredin şeklinde buyurmuş. Zaten babasını cami yolunda, anasını seccade üzerinde gören çocuk da belli bir zaman sonra o ibadete başlayacaktır. Özentiyle başlasa bile de daha sonra başlayacaktır, devam edecektir. Zira çocuklarımızı mesela görüyoruz. Biz evimizde veyahut da bir yerde namaz kılmaya durduğumuzda çocuğumuz yanımızdaysa o da bizim gibi taklit etmeye çalışıyor. Sağımızda solumuzda çocuk, dolaşıyor. Çocuk ilk başta onu oyun olarak görüyor hocam. Çok enteresandır. Hakikaten de peygamberimiz zamanında bile torunları, mübarek torunları omuzlarına çıkıyor. Evet. Yani demek fıtrat böyle. Biz de yani evde namaz kıldığımız zaman çocuklar gelir omuzumuza çıkıyor. Yani fıtrat yani böyle sevdiriyor demek ki Cenab-ı Allah. Evet. Bu bir oyun olarak görüyor. Tabii onun karnı öyle bir ısınıyor ki sonra Allah'ın izniyle büyüdüğü zaman İnşallah o yoldan gidiyorsunuz. İşte ana baba önemli burada. Rol model olmak önemli. Hani babasını, anasını, babasını meyhane yolunda gören çocuk belli bir zaman sonra onun yolundan gidecektir. Allah'ım. Hani armut dibine düşer atasözümüz var ya. Bizler de hem kendimiz kılmalıyız, aynı zamanda ailemize, çoluk çocuğumuza namaz kılmalarını emretmeliyiz, hocam. Söylemeliyiz. Allah'ım. Rabbim inşallah bu emri en yerine getirenlerden eylesin hocam. Amin, amin. Cümlemizi inşallah, cümle evlatlarımızı, ailemizi. Çocukluğunda zaten o mesela çocukken yaptığı o hareketler belli bir zaman sonra büyüdüğünde de zaten çocuk o tezahür etmeye başlıyor. Büyüdüğünde de yıllar geçse de o çocukluk yıllarındaki işte babasını tutup elinden alıp mesela camiye götürmesi, çocukluk yıllarında işte dedesiyle beraber teravih namazına gitmesi, namaz kılmaya gitmesi. O çocukluk yıllarında yaptığı şeyler belli bir zaman sonra büyüdüğünde de tezahür ediyor, gelişmeye başlıyor. O lezzeti almış oluyor, evet, unutmuyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan evle alakalı olarak nevviru menazilekum bis salati ve kıraatil Kur'an. Evlerinizi İşte namaz kılarak ve evlerinizde Kur'an-ı Kerim okuyarak evlerinizi nurlandırın, evlerinizi bereketlendirin şeklinde buyurmuş. Evet. Yani her ne kadar mesela adam maddi olarak fakir olsa da ama namaz kıldığında veyahut da Kur'an-ı Kerim okuduğunda evinde bir huzur oluyor. Yani o maddiyatsızlık ön plana çıkmıyor. Ama bir insan ne kadar zengin olsa da, ne kadar varlıklı olsa da Allah'a ibadet etmiyorsa, sorumluluklarını Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmiyorsa
ne kadar varlıklı olsa da o evde bir huzur olmuyor. Manevi, o çocuklarda manevi boşluk oluyor. Çocuklar da belli bir zaman sonra istemediği yollara düşmeye başlıyor. O yüzden Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde geçen evlerimizi işte namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak bereketlendirmemiz, nurlandırmamız gerekir. Zira namaz kılınan yere, işte Kur'an-ı Kerim okuyan yere, zaten Kur'an-ı Kerim okunmasıyla alakalı olarak da değil mi? Birçok hadis-i şerif var. Evet. Hani şeytanların o evden kaçacağı, kötü lüklerin, olumsuzlukların o evden kaçacağı, Kur'an-ı Kerim okunduğunda oraya meleklerin geleceğine dair. Tabii ibadetlere aynı zamanda değerli hocam biz namaz kılın diyoruz ama bu namaz kılmak sadece belli bir vakitlere has değil. Devamlı. 5 vakit namaz. Evet. Değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerinden olduğu gibi bizim sadece hani namaz kılmak belli zamanlara mahsus bir ibadet de değil. Hani kış işte kış geldi, yazlık elbiseleri çıkaralım, kışlıkları giyelim veya yaz geldi, kışlıkları çıkaralım, yazlıkları giyelim. Yani mevsimi gelince bir kenara koyduğumuz bir ibadet değil. Devamlı yapmamız gereken ibadet. Zaten ayet-i kerimede de وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ şeklinde buyrulur. Yani ölüm gelinceye kadar ibadetlerimizi yerine getirmemiz istenmekte. Tabii işte namazı önemsememekle alakalı olarak Maun suresinde geçen ayet-i kerimede yani bazen kılıp bazen kılmayan önemsemeyen kimse veya ihmalkar davranan kimseye febeylül lil musallin ellezine hum an salatihim sahun namazlarında unutkan olanlara ihmalkar davranan kimseye yazıklar olsun şeklinde buyurulmakta. Böyle bir itap var yani değerli hocam çok önemli bir ibadet olduğu için Allahu Teala böyle bir itapla şey yapmış. Yani hocam tabii, zaten insan, özür dilerim sözünü kestim hocam. Günlük ihtiyaçlar nasıl unutmuyorsa yani acıktığı zaman zaten karnı acıktığı hemen sofraya yani bir şeyler arıyorsa susadığı zaman aynı şekilde. Yani veyahut da dediğiniz gibi kış oldu üşüyor bir giyecek palto arıyor. Yaz oluyor bir ferahlayacak bir şey arıyor. Yani bu temel ihtiyaç aslında bizim için. Ruhun temel ihtiyacı. Evet. Yani, bu müzik ruhun gıdası diyorlar aslında. Müzik değil de namaz, ruhun gıdası. İbadet hocam, ruhun gıdası. İnsanlar bakıyorsun Avrupa'da veyahut da yani Müslüman olmayan daha doğrusu veyahut da İslamiyet'i tam olarak yaşamayan da hep bu huzursuzluk var. Dediğiniz gibi ne kadar zengin de olsa yani doyumsuzluk var. Farklı lezzetler arıyor. Yani sırf o boşluğu doldurmak için ama dolmuyor. Dolmaz. Dolması da mümkün değildir. Dolması mümkün değil. Fıtrata aykırı. Fıtrata zaten aykırıdır. Ve ne oluyor? İntiharlar oluyor Allah muhafaza. Çeşitli olaylar oluyor Allah korusun. Onun için hakikaten de Rabbim... Tabii namaz biz evde kılın, evlerinizi nurlandırın dediğimiz gibi. Ama bir de cemaat boyutu var değerli hocam namaz. Evet. Cemaatle namaz kılmanın mesela 27 kat derece sevabı olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Salatul cemaati efdalu min salatil ferdi 27 derecetin. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat derece fazla sevabı var şeklinde buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabii yani camilerimizi garip bırakmamak gerekir. Gitmeyerek, şey yapmayarak garip bırakmamak gerekir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte hünne garibetün sitteti eşyaün garibün fi sittetil mevadi. Altı şey altı yerde gariptir. Şeklinde başlayan uzun bir hadis-i şeriflerinde işte el mescidu garibun fi ma beyne gamin la yusallune fi. Mescid gariptir, cami gariptir. Nasıl mescid, nasıl cami gariptir? Kendisinde namaz kılınmayan mescid gariptir şeklinde buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani namaz kılalım ama camiye giderek kılalım. Hem sevabı çok hem de o camiyi, mescidi garip bırakmamış oluruz. Yani nafileleri evde kılarsa işte. Mesela erkek kadınlara şey farz değil ama evet. Şey sünnet değil ama erkekler için öyle evet ama erkekler için ise sünnetleri yani veyahut da nafileleri evde kılarak değil mi hocam? Evet. Yani hani evdeki o şeyden de mahrum bırakmamış olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanılmıyorsam hocam sünneti hanesinde kılar, farzı orada kılar. Farz için mescide geçerdi. Zaten bu işte altı şey altı yerde gariptir hadisinin sonunda Peygamber Efendimiz hani
camilere gitmeyerek garip bırakan kimse. Tabii o altı madde var. Yani camiye gitmeyerek camiyi garip bırakan kimseleri kıyamet günü innallaha la yanzuru ileyhim nazara rahme. Allah-u Teala onlara rahmet nazarıyla bakmaz şeklinde buluyor. Yani hem zaten 27 kat derece sevabı var. Git kardeşim cemaate git. Zaten cemaatin şeyi de bu. Gideceksin. Bir derdi varsa arkadaşının, eşinin, dostunun onun dertleriyle dertleneceksin. Toplumdan haberdar olacaksın. O yüzden bizler evde kılalım ama aynı zamanda camide de kılalım ve yeter ki kılalım, kılalım, kılalım. Tabii önemli olan kılmak değerli hocam. Bizler bu namazı kılarak Allah-u Teala'nın bize karşı olan verdiği sayısız nimetlere karşı şükranı nimet yapmış oluruz bu namazları kılmakla. Evet. Hocam bir de ben şöyle bir, yani bu benim görüşüm. Hani pandemi döneminde camilerde tabii kılmadı veyahut da saflar ayrıldı falan. İnsanlarda da enteresandır hocam. Bir soğukluk, bir böyle uzaklaşma vesaire, birbirinden akrabalar böyle bir uzaklaşma, şu yani bir kopukluk olmaya başladı. Yani bilmiyorum, yani belki de bu diyorum, ben öyle zannediyorum ki namazın o 27 derecelik o sevaptan mahrum kaldığımız zaman, o birlik beraberlikten mahrum kalındığı zaman demek ki bu hayatımıza da sirayet ediyor hocam. Evet. Ben böyle bir macizane. Geçici, bak bu geçiciydi, geçiciydi değil mi? Evet, geçici yani olmasına demek rağmen ki, demek ki namaz çok böyle sarstı yani. Evet, Allah mı hani işte namazın faydalarından biri de o. İnsanları bir araya getirmesi, şey yapması. Yani namaz ibadeti, tabii bu mesela Allah-u Teala namaz ibadetini farz kılmamış olsaydı, değil mi? İnsanlar belki birbiriyle bu kadar şey olmayacaktı. Yani geçici olmasına rağmen insanlar bu kadar, evet, etkileniyorsa. Aynen. Rabbim inşallah namazında, niyazında, ibadet taatında olanlardan eylesin kıymetli hocam. Hocam amin, son inşallah. Olarak vaktimiz daraldı. Namazın faydaları nelerdir? Onu da birkaç böyle sayabiliriz. Tabii hocam, namazın birçok faydaları var. Biz burada baktığımızda şöyle maddeler halinde bakacak olursak, namaz aynı zamanda bize Allah için kılıyoruz ve Allah'ı hatırlatıyor. Evet. Ve Allah'ın da bizi hatırlaması için namazımızı kılmalıyız. Zira fezkuruni ezkurukum, beni anın ben de sizi anayım şeklinde buyurulmakta. Veşkuruli ve la tekfurun, bana şükredin, bana nankörlük etmeyin şeklinde buyurulmakta. Biz namaz kılarak aynı zamanda Allah-u Teala'yı zikretmiş oluyoruz, Allah-u Teala'yı fikretmiş oluyoruz, Allah-u Teala'yı anmış oluyoruz. Evet. Bir diğeri, sohbetimin başında dediğim gibi, bizim en önemli ibadetimiz salatu imadüddin, namaz dinimizin direği. Yine namaz, namaz verilen nimetlere karşı Allah-u Teala'ya karşı bir şükürdür. Allah'a karşı bir teşekkürdür. Allah'ın nimetlerini arttırması için bizler namaz kılmalıyız. Nitekim ayet-i kerimede le'in şekertüm le'ezidennekum. Şayet verdiğim nimet, hani bu namaz kılmak şükürdü, teşekkürdü ya. Evet, le'in şekertüm le'ezidennekum. Şayet şükrederseniz ben size olan nimetlerimi daha da arttırırım. Demek ki Allah-u Teala namaz kıldığımızda Allah-u Teala'ya şükretmiş olacağız. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlere teşekkür etmiş olacağız. Ve böylece bizim bu teşekkürümüze karşılık Allah-u Teala bize olan nimetlerini daha da arttıracaktır değerli hocam. Namaz aynı zamanda değerli hocam bize vaktin kıymetini de öğretmekte. Zira bizler maalesef vaktimizin kıymetini pek bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz nimetani mabulun fihima kesirun minen nas sihhatu vel fera, iki nimet vardır ki insanlar bunu değerlendirme konusunda gafildirler şeklinde buyurmuş. Biri sıhhat, diğeri de vakit, namaz boş vakit. Baktığımızda aynı zamanda adeta biz işte namaz öncesi şunu yapacağız, namazdan sonra bunu yapacağız, ikindiden önce şuraya gideceğim, ikindiden sonra veya işte öğlenle ikindi arası şu işi yapacağım gibilerden, namaz aynı zamanda baktığımızda bizim evet, vaktimizi tanzim eden bir ibadettir. Aynı zamanda namaz, camiye gittiğimizde değil mi, namaz bizim insanlarla bir olduğumuzu, eşit olduğumuzu gösterir. Yani camiye gittiğimizde amiri de var, memuru da var, işte hizmetlisi de var, köylüsü de var, şehirlisi de var, çoluğu da var.
büyük yaşlısı da var, orta yaşlısı da var. Yani Allah'ın karşısında hepimizin eşit olduğunu göstermekte. Zaten ayet-i kerimede inne ekramekum indallahi etkakum, Allah katında en değerliniz Allah'a karşı en çok takva sahibi olanınızdır buyur. Yani gözü renkliymiş, saçı sarıymış, saçı siyahmış, sakalı gürmüş. Yani Allah bizim dış görünüşlerimize veyahut da soyumuza, sofumuza bakmayacak. Yaptığımız ibadetlere, kıldığımız namazlara, takva sahibi olup olmayacağımıza bakacak. Evet. Namaz aynı zamanda bizim Allah-u Teala'nın karşısında eşit olduğumuzu göstermekte. Tabii kıyamet günü siz ifade etmiştiniz. Kıyamet günü aynı zamanda ilk sorguya çekileceğimiz ibadetimiz namaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelü mâ yuhâsebe bihil abdu yevmel kıyameti salâtuhu fe in izâ saluha necaha şeklinde buyurmakta. Hadis-i şerifin devam metni aklıma gelmedi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kıyamet günü kulun ilk sorguya çekileceği ameli namazıdır. Şayet bu namazının hesabını düzgün verirse diğer sorgularda da rahat edecektir. Diğer sorguları da kolay geçecektir. Şayet namazın sorgusunda bir sıkıntısı çıkarsa diğer sorgularda da sıkıntısı çıkacaktır şeklinde buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bizler namazlarımızı kılmalıyız. Yani bu farzı da kılmalıyız, sünneti de kılmalıyız. Evet. Zira Peygamber Efendimiz işte farz namazlarında eksiği Allah-u Teala'nın kutsi hadisinde geçmekte. Farz namazlarında eksiği çıktığında bakın bakalım kulumun nafile namazları var mı şeklinde buyuruyor. Yani aynı zamanda Allah-u Teala bizim bu kıldığımız namazlarla, kılacağımız namazlarla hem kıyamet sualini daha rahat vermemizi hem de eksiklerimiz varsa kıldığımız diğer namazlarla tamamlayacağını ifade etmekte hadis-i şerifte. Aynı zamanda günahlara da kefarettir değerli hocam. Hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem es-salatul hamsu vel cumatu ila'l cumati kefaretun lima beynehunne ma lem tuşel kebair. 5 vakit namaz ve cuma namazı, namaz vakitleri yani işte arasında işlenen küçük günahlara, büyük günahları işlemedikçe bu namazlar kefaret olacaktır şeklinde buyurulmuş hadis-i şerifte. Tabi ibadetlerden de maksat değerli hocam Allah-u Teala'yı anmaktır. Allah'ı anmanın da en güzel yolu namaz kılmaktır. Allah'ı hatırlamaktır, namaz kılmaktır, namazdır. Kur'an-ı Kerim'de zaten hani Allah'ı anmaktan yüz çevirenler için biraz önce dedik ya evlerde huzursuzluk olur falan diye onu destekleme babında ayet-i kerime aklıma geldi. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Kim beni anmaktan yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Ona dar bir geçimlik veririz. Evet. Dünyadayken, dünyadayken dar bir geçimlik veririz. Ve kıyamet günü de kör olarak haşrederiz şeklinde buyuruyor. Tabi böyle olunca kul Allah-u Teala'ya soracak. Çünkü ayet-i kerimede de geçmekte. Ya Rabbi lime haşerteni a'me ve gad kuntu basira. Ya Rabbi beni niçin şimdi kör olarak haşrediyorsun? Ben dünyadayken görüyordum, gözüm görüyordu. Beni niçin şimdi kör olarak haşrediyorsun diyecek. Bunun üzerine ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve kezalike yevme tunse. Sana sayısız nimetler bahşettim. Sana şunları verdim, bunları verdim. Fakat sen beni dünyada unuttun. Beni anmadın. Bana karşı gafil davrandın. Sen dünyada beni unuttuysan şimdi ben de seni unutacağım şeklinde buyurulur ayet-i kerimede. Tabi Allah-u Teala'nın o kıyamet gününün o sorgusu zor olan kıyamet gününde o hitaba maruz kalmamak için bizler ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Zira işte Allah-u Teala'ya namaz kılmazsak, sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, işte kulum ben seni yokluk aleminden varlık alemine çıkardım, işte dağlarda taş yapmadım, ağaç olarak yaratmadım,
Seni Müslüman bir anneden, Müslüman bir babadan yarattım. Sana sayısız nimetler verdim. İşte koyun akşama kadar dağlarda ot yedi, işte saman yedi. Fakat onun etini, sütünü sen yedin. İşte inek akşama kadar cefasını o çekti, sefasını sen sürdün. Damda saman yedi, işte ot yedi. Fakat etini, sütünü kendisi değil, sen yedin. İşte tavuk. Sen canlıları insanoğlunun hizmetine sunmuş Cenab-ı Allah. Hakikaten de. Evet, mesela tavuk. Akşama kadar gübre eşeliyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yumurta yumurtluyor. Değil mi? Aslında kendisi en çok hak ediyor o yumurtayı. Çünkü sağdan soldan topluyor, geziyor. Fakat Allah-u Teala ona değil, biz yiyoruz o tavuğun yumurtasını. Evet. Yani düşündüğümüzde bizim yani bu ibadetlerimizi, özellikle namaz ibadetimizi kılmamamız düşünülemez, düşünülmemeli. Zaten Peygamber Efendimiz de benim ümmetim gurrumu haccaldir diyor. Ashab-ı kiram ilk defa duyuyor bu kelimeyi. Ya Resulallah, gurrumu haccal nedir diye sorunca, gurrumu haccal işte tarif ederken Peygamber Efendimiz, işte birinizin şurada bir atı olsa, o atların içinde sizin atınızın alnı beyaz olsa, sekili olsa, siz kendi atınızı oradan tanır mısınız diye soruyor. Tanırız ya Resulallah deyince, Peygamber Efendimiz de işte ben de kıyamet günü benim ümmetim gurru muhacceldir. Yani alnı parlaktır, alnı sekilidir. Ben de kıyamet günü ümmetimi abdest uzuvlarının parlaklığından, secde izlerinin parlaklığından dolayı ümmetimi tanıyacağım şeklinde buyuruyor. Yani Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek için, Peygamber Efendimizin o kıyamet günü şefaatine nail olmak istiyorsak, ibadetlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Namazlarımızı kılmalıyız değerli hocam. Kıymetli hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Rabbim inşallah, inşallah kendisine hayırlı bir kul, Habibine hayırlı bir ümmet eyler bizleri. Bizleri evlatlarımızın namazında, niyazında, ibadeti, taatında kullarından eyler diyoruz. Kıymetli hocam, vaktimiz doldu. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim cümlemizi namazlarını ihlas, huşu içinde kılanlardan eylesin. Ve namazlarımızı hem kendimiz kıldığımız gibi hem de çoluk çocuğumuzu hakkıyla eda edenlerden eylesin cümlemizi, cümle evlatlarımızı inşallah. Allah razı olsun sayın hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, bir müftülük saati programının daha sonuna geldik. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki Müftülük Saati programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.